kargarın üretimi başladı yine dünyada. Bu da bir değişiklik, bu da bir aşama. Neden aşama? Çünkü yavaş yavaş o yıllarda doymuş yağın fazlasının pek de olumlu olmadığı düşüncesi başlıyor. Oysa paket dediğimizde, hele o zamanki teknikleri düşünürsek, epeyce doymuş yağ içeren bir ürün oluyor. Onun için kase margarini daha derli toplu taşınabilmek özelliğine sahip. Yani doymuş yağların yavaş yavaş azaltılmaya başladığı bir dönemin başlangıcı oluyor. 1994'e kadar bu devam ediyor. Çeşitli şeylerde, demin bir hocamla konuşuyorduk, bu yarım margarin denilen, yarım yağlı margarin denilen ürünler yapılıyor vesaire. Fakat 1994 yılında bir profesör Harvard üzerinden yaptığı çalışmada margarinin içerdiği trans yağ asidinin kardiyovasküler risk taşıyabileceğini kanıtlıyor. Trans yağ nasıl meydana geliyor? Şimdi yağlar, belki daha genç arkadaşlar okumadılar ama kısaca bir çok basit özet yapmaya çalışayım. Kimyaca yağlar yağ asitlerinin esterleridir. Yağ asitlerinin esterleridir. Trigliseritlerdir. Üç tane bağı vardır trigliserit bağları. Bunun içinde hidrojenasyon yöntemi, kısmi hidrojenasyon yöntemi kullanılıyor. Hidrojenasyon yönteminde doymamış yağlar kısmen doyurulurken bir izomer, trans izomeri meydana geliyor ki hidrojenasyonla birlikte. İşte bunun 1994'te kardiyovasküler risk taşıyabileceği söyleniyor. Tabii bu hemen endüstri kendisini yenilemeye alıyor. Ve 1994'ten başlayarak bir 10 sene falan süren, ki dünyada hala bu yöntemin kullanıldığı yerler, yani gelişmekte olan ülkeler mi diyelim, vardır. Ama şimdiki teknik başka modifikasyon teknikleri kullanmak. Yani kısmi hidrojenasyon yerine mesela fraksiyon, mesela interesterifikasyon gibi değişik teknikler, proses teknikleri kullanılarak yapılıyor. Ve trans yağsız üretim 1994'te başlıyor demiştik. Ama Türkiye'de ilk trans yağsız üretim 2000 yılında bazı büyük firmaların bazı ürünlerinde başlıyor. Neden? Çünkü bu bir epeyce bir yatırım gerektiren bir işe. Tamamen yeni bir prosese geçiyorsunuz. 2000 yılında fonksiyonel margarinler, 1990'da fonksiyonel gıdalar keşfediliyor Japonya üzerinden. Bu 2000 yılında Avrupa'da margarinlere yansıyor, fonksiyonel margarinler. Ve bu fonksiyonel margarinler 2006'da Türkiye'de ilk defa çıkıyor. Halen şu anda pazarda var. Fakat çok küçük bir pazar payı olduğu için birçoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Sadece iki marka var şu anda. İçerisine sterol ve stanallerin konulmasıyla kötü kolesterol düşürmeye yardımcı olan margarinler oluyor bunlar. Gıdalar içerisindeki margarinler. Şimdi margarin nedir? Margarin diyoruz. Çünkü margarin dediğimizde çoğu kimse işte sert yağdır, katı yağdır, işte doymuş yağdır falan filan diye söylüyor. Ama margarin için ben size birkaç tane şey söyleyeyim, başlıkla anlatayım margarini. Margarinin tam tanımını yaparsak çeşitli yağların su, süt ve benzer süt ürünlerinin karışımından oluşan incel kristalli bir besin maddesi. Yani margarin emülsiyone bir maddedir. Su, süt ve yağ emülsiyonudur. Tek başına yağ değildir. Likit yağlardaki, sıvı yağlardaki olduğu gibi tek başına yağ değildir. Tamamen bitkisel kökenlerden yapılır. Demin de söylediğim gibi Türkiye'de hiçbir zaman hayvansal kökenden margarin yapılmadı, düşünülmedi de. Çünkü Türkiye'de hayvansal denildiğinde maalesef akla ilk gelen domuz yağı oluyor. Türkiye gibi Müslüman bir ülkede bunun akla gelmesi bile hoş karşılanmayacağı için Türkiye hiçbir zaman hiçbir sanayici de bunu yapmayı denemedi. Hatta margarin paketlerinde eğer dikkatinizi çekiyorsa bitkisel margarin diye yazar.
Ayrıca da başka bir yönde içinde domuz yağı yoktur der. Şimdi ne kadar saçmalık. Bir tarafta bitkisel margarin diyorsunuz, bir tarafta da domuz yağı yoktur diyorsunuz. E domuz yağı bitkisel değil ki, zaten konmaması lazım. Ya bu tezat niye var margarin paketlerinde? Çünkü maalesef yanlış bilinen doğrulardan bir tanesi de margarinin hala daha hayvansal yağlar yapıldığı düşüncesidir. Onun için o 20 yıldan beri yazılıyor paketlerde. Bugünkü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan özel izinle yazılıyor bunlar, yazılmıştır. İçerisinde yağ ve su fazında ayrı ayrı çözülen maddeler bulunur. Demin bahsettiğim A ve D vitamini gibi yağ da çözülebilenler. Renk, aroma gibi katkılar, su da çözülenler. Ve günümüzde margarin ilk çıktığında derken Türkiye'ye ilk geldiğinde diyelim, o yıllarda 50-60-70 yıllarında %82 yağ içeriyordu. Geri kalan %18'i su, süt vesaire karışımıydı. Niye 82? Çünkü tereyağındaki yağ oranı 82'dir. Niye tereyağı? Çünkü bu tereyağının ihtiyacı karşılamak. Tereyağının ihtiyaç eksikliğini karşılamak üzere keşfedilmiş ve kullanılan bitkisel bazda bir tereyağı imitasyonu. Bu nedenle başlamıştı. Ama dediğim gibi hep doymuş yağların ve yağ alımının daha aşağıya çekilmesi gibi beslenme rejimlerinin revizyonundan sonra Türkiye'de şu anda paket margariner ortalama olarak %70, kase margarinler ise %60 yağ içerirler. Eğer light margarin ya da yağ azaltılmış margarin dersek bunlar da 45 civarında oluyor. Çok bir marka var zannediyorum şu anda ama onun da beklenildiği kadar pazar payı yüksek değil. Şimdi sofra margarine gelmeden önce ben size kısaca dünyadan bahsetmek istiyorum. Dünyada acaba ne kadar bitkisel, ne kadar yağ üretiliyor? Bitkisel ve hayvansal olarak ne kadar yağ üretiliyor? Dünyada üretilen yağ 170 milyon ton geçen sene rakamlarıyla. Fakat bunun 150 milyon tonu endüstride kullanılabilen, gıda endüstrisinde kullanılabilen 17 yağ cinsinden meydana gelmekte. Bu 150 bin tonun da yaklaşık 25 bin tonu kadarı, yani %17-18 gibi bir oranı biyoyakıta gitmektedir. Biliyorsunuz son 10 yılda, belki biraz daha fazla, 12-13 seneden beri dünyada bir biyoyakıt şeyi var, söylediğiniz gelişimi var. Yağdan, bizatihi yağdan yapılanlar biyodizel oluyor. Mısırdan yapılıp yani etanol bazlı olanlar da benzin muadili ya da benzine ve dizele ekleme maddesi olarak kullanıyorlar. Bu şekilde yani yemeklik yağ 25 bin ton kadarı, 25 milyon ton kadarı yılda oraya gidiyor. Türkiye'de fiyata göre bu yapılıyor. Fakat Türkiye gibi bir ülkede yağın zaten üretilmeyen, fazla üretilmeyen bir yağın kalkıp da dizelde kullanılması yanlış bir strateji bana göre. Neden? Çünkü dünyada biyodizel yaptı, biyoyakıt yapan ülkeler başta Amerika. Çünkü gereğinden, ihtiyacından çok çok fazlası var. Mısır'dan yapıyor, soyadan yapıyor. Avrupa gereğinden çok çok fazlası var ve Kanada kanoladan yapıyor. Yani eski koza dediğimiz üründen yapıyor. Uzak doğuya gidersek Endonezya, Malezya palm oleyinden yapıyor. Neden? Oranın palm yağları şeyi daha fazla kendine yettiğinden fazla üretimi var. Ama Türkiye'nin buna heves etmesi yani yiyecek maddesiyle, gıdayla, besinle arabanın yarıştırılması, rekabete girmesi ne kadar doğru bilemiyorum. Margarine dönecek olursak bu 125 milyon ton içinde dünyada 10 milyon ton margarin yapılıyor. Kabaca bir rakam bu. Türkiye'de ise
Geçen yıl yapılan margarin 121 bin ton. Bunun yaklaşık %1.2'si gibi bir rakam oluyor bu dünya bazında baktığımızda. Ancak şimdi margarin bir emülsiyone yağdır dedik. Su, süt ve yağın bir karışımıdır dedik, emisyondur dedik. Fakat Türkiye'de margarin denince akla 4 cins, 4 tip yağ geliyor. Margarin mutlaka emisyonu olan bir yağdır. Fakat Türkiye'de emisyonu olmayan, %100 yağ olanlar da margarin adı altında üretiliyor, satılıyor. Hatta daha geçen sene, 2 sene öncesine kadar da standartlarda margarin diye geçiyordu. Nedir bunlar? Bir tanesi sofra margarini. Yani temin bahsettiğim dünyada 10 milyon ton, Türkiye'de 121 bin ton olan, Türkiye 1952'de gelen sofra margarini, evlerdeki paket ve kaseler. İkincisi pastacılık yağları. Pasta, çörek, işte krema vesaire yapımında, kek vesaire yapımında kullanılan pastanelerin kullandığı yağ. Daha doğrusu bunlara pastanelerin kullandığı yağ. Bunların hem margarini var, hem emisyon oranları var, hem de %100 yağ çeşitleri var. Üçüncü tip gıda endüstrisi yağları. Yani gıdayı pastane, börek vesaireden çıkartıp endüstriyel hale getiren firmalar nedir? İşte bisküvi, fast food firmaları, işte cips vesaire falan filan bu firmaları topladığınızda bunlar da gıda endüstrisi kullanımını teşkil ediyor. Bu ikinci ve üçüncü pastacılık ve gıda endüstrisi yağlarına genelde B2B adı veriliyor son yıllarda. Yani business to business. Yani üreticiden doğrudan kullanıcıya yapılan satışlara deniliyor. Ve dördüncü cinsi de yemeklik yağlar. Yemeklik yağlar gittikçe azalan, belki hala bazı yörelerde, özellikle kırsal yörelerde bulunan, tenekelerde, büyük tenekelerde satılan yemeklik margarinler, yemeklik yağlar. Bunlara da bunlar da %100 yağ içeriler fakat gittikçe azalmaktadır bunlar. Şimdi bunların içinde bir başka ek bilgi vereyim. Demin dedim ki margarin tereyağının bir imitasyonu, tereyağının bir taklidi, tereyağının bitkisel benzeri. Çünkü birçok şeyi benziyor. Bu yemeklik yağ dediğimiz sarı görünümlü ince kristalli yağ ise sade yağının benzeridir. Benzeri olarak yapılmıştır. Şimdi sade yağ gençler mutlaka bilmez. Ancak yörelerinde hala devam eden yörelerde yaşıyorlarsa belki bilirler. Şimdi şöyle alalım. İnek süt veriyor. İneğin sütü alınıyor. Bu ister doğrudan doğruya prosesten geçmeden olsun, ister prosesten geçsin, süt olarak kullanıldığı gibi içinden ki süt, peynir, tereyağı yapımında da kullanılıyor. Nasıl oluyor? Bu süt dediğimiz şeyin, besinin %95'i su zaten. Su ile yağ ayrılıyor sütün. Pardon. Sütün yağ tabakası ayrılıyor. Yağ tabakası ayrılıyor. Bu yağ tereyağı. Nedir? İçinde bu süt, sütte de su olduğuna göre süt su emülsiyonudur. Hayvansal yağ, süt ve su ile emülsiyonu tereyağıdır. Tereyağın esası budur. Oysa siz bunu bir kere daha eritip su ile yağ fazını ayırırsanız, suyu tamamen giderirseniz, kalan yağ sade yağdır. Sadece yağdır. Bu Türkiye'nin 1950'den önceki dönemlerinde, ondan sonraki bazı yıllarında da hala devam eden iki cins yağ vardı. Katı görünümünde tereyağı ve sade yağ. Tereyağı dediğim gibi emisyon, sade yağ yemeklerde kullanılan yağ. İşte bu yemeklik yağ dediğimiz de sade yağın imitasyonudur. İngilizce adı vegetable G'dir. Çünkü G cow G diye geçer. Yani inek G'si olarak geçer. Sade yağ anlamına gelir. Onun bitkisel benzeri de vegetable G oluyor. Aslında bu vegetable G yağı, yemeklik yağı dediğimiz yağlar Türkiye'den başlayıp doğuya doğru
gidiyor, doğu ülkelere doğru gidiyor ve Türkiye'de de artık azaldı. Avrupa'da hiçbir zaman olmadı. Ve tabii bütün bunların, tekrar vurgulamak istiyorum, hepsi bitkisel kökenlerdir. Türkiye'de sofra margarini üretimi 121 bin ton demiştik geçen sene. Fakat 10 yıl gerisine gidip bakarsak 165-170 bin tonlardan 120 bin tonlara indi. Bu içinde açık renkli olanlar kase, koyu renkli olanlar pakettir. Türkiye hala %30 civarında kase kullanıyor. Paketi hala daha fazla kullanıyor. Şimdi margarinin azalma sebeplerinden bir tanesi şu. Mutlaka bu negatif söylemlerin etkisi mutlaka var. Fakat daha başka bir şey var ki bu senelerde özellikle büyük şehirlerimizde son 10 seneden beri dışa dönük hayat arttı. Yani tabii büyük şehirlerimizden bahsediyorum. Buralarda durum nedir tam olarak bildiğimi söyleyemem. Fakat insanlar artık erkek kadın gözetmeksizin neredeyse herkes çalışıyor. İş sahibi olanlar çalışıyor. Ve çalışırken zaman çok kısıtlı. İstanbul'da günde 2,5-3 saat yolda geçiyor. En az geçen şeyler var. Dolayısıyla insanlar kahvaltı yapmadan çoğunlukla gidip çıkıyorlar. Ya sokakta bir şey alıyorlar, ya iş yerlerine gidip orada bir şeyler yiyorlar arkadaşlarıyla vesaire. Sonra dışarıda yemek arttı. Bu yemek derken ille en lüks restorandan bahsetmiyorum. Dışarıda en basit geliri olan bir aile bile bir sandviç yiyor en azından. Böyle bir şey. Bütün bu söylediklerimizin hepsi dışarıda yağ kullanımını arttıran faktörler. Bunların hepsinin içinde yağ var. Bu nedenle de evlerdeki margarin düşüp dışarıdaki margarin kullanımı artıyor. Burada bunu da söyleyeyim. Türkiye'de aşağı yukarı 530 bin civarında toplam margarin var. Yani demin söylediğim 4 bölümün, 4 cinsin toplamı. Burada şöyle söyleyeyim. Bu ev tipi margarin %170 binden 120 bine düşerken ya da %30 gibi azalırken ev dışı ürünler %170, %180 artıyor kullanımı dediğim nedenlerle. Ve toplam margarin kullanımı aşağı açık renge bakarsak onu göreceğiz iç piyasayı. 2000'den bu yana aşağı yukarı %35 civarında bir artış vardır toplam kullanımında. Ev tüketiminde düşüş vardır. Aşağıdaki koyu renk ise Türkiye'nin margarin ihracatını göstermektedir. Bu artı eksi 100 bin ton civarındadır her sene. Çevre ülkelerin ihtiyaçlarına ve Türk sanayicisinin erişebildiği yerlere, imkanlara bağlı olarak. Dünyada ve Türkiye'de kişi başına margarin tüketimi, mesela İngiltere'de 6 kilogram, en az olanlardan bir tanesi. Danimarka 18 kilogram, Hollanda 24 kilogram, Belçika 26, Singapur 18. Yani dünyada margarin çok daha fazla kullanılıyor. Türkiye'de ise bu 4 cins margarinin kişi başı tüketimi 7 kilo ama sadece evlerdeki margarinin tüketimi 1.9 hatta 1.8 kilogram. Genelde biz çok yağ yiyoruz diye düşünülür. Aslında dünya şeyine baktığımızda o kadar fazla değil. Yağ tüketim için şöyle bir bilgi vereyim. Türkiye'de tereyağı, zeytinyağı, likit yağlar ve margarinlerin hepsini topladığımızda kişi başı tüketim 20-21 kilodur. 20-21 kilodur. Ve dünya üretim ve tüketiminin yaklaşık 1 kilo kadar, 2 kilo kadar üstündedir. Ama tabii batı ve gelişmiş ülkelerde bu tüketim fazla. Dünyada ise, gelişmekte olan ülkelerde ise az. Şimdi ben modern margarin diye bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü modern margarin, demin söylediğimiz 143 yıllık bir ürünün geçişleri ve geldiği noktadaki gelişimi anlatıyor bize. Şimdi demiştik ki işte 1869'da başladı ve en sonunda 2006'da Türkiye'de fonksiyonel margarinlere geldik. Oysa
artık 2007'den beri üretilen Türkiye'deki margarin modern margarin. Yani tamamen değişmiş bir margarindir. Neler değişti, nasıl değişti onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi margarin gerçekleri. Margarin dediğimizde insanların, yazarların, tıp doktorlarının karşı geldiği eski bilgilerden birincisi, margarin doymuş yağdır. Çünkü burada kas kası duruyor masada. Doymuş yağdır. Sert yağdır. Doymuş yağdır. Ne kadardır? Hepsi doymuş efendim. Bunları benim konuşmalarımdan ve anketlerden aldığımız sonuçları söylüyorum. Oysa margarin doymuş yağ demek değildir. Tamamen doymuş yağ demek değildir. Niye? Çünkü içinde, margarini biraz daha açarsak, içinde trigliseritler var. Demin dediğim gibi bunu fazla detaya girmeyeceğim. Doymuş yağlar var. Doymamış yağlar var. Şimdi trigliserit yağların kimyacı adı. Doymuş yağlar ve doymamış yağlar, hatta onlar da ikiye ayrılır. Doymuş yağlar, tekli doymamış yağlar, çoklu doymamış yağlar. Bu beslenmede yağ dengesine varıyor. Neden? Doymuş, tekli doymamış, çoklu doymamış yağlardan eşit miktarda ihtiyacımızı karşılamamız lazım. 1-1-1 oranında lazım. İnsanların günlük enerjisinin %30'unu yahut da 1/3'ünü yağdan almaları, bunun da 10-10-10 gibi 3'e ayrılmış olması lazım. Beslenmedeki yağ dengesi esasında bu 1-1-1 sistemi. İdeal olan bu dengenin korunması. Yoksa şunu yiyelim, bunu yemeyelim değil. Nasıl ki beslenmede çeşitlilik söz konusu. Sadece ne bileyim elmayla, sadece pilavla bir ömrün, bir beslenmenin sağlıklı olduğu söylenemezse, yağda da bu dengenin korunması önemli olan. Margarindeki yağ dengesi, hiçbir zaman, hiçbir yağda bu 1-1-1 dengesi yok. Hiçbir yağda yok. Margarin en yakın olanıdır. Yani bu margarini yiyelim, diğerlerini bırakalım, denge buradadır demek istemiyorum. Yani ayrıca da margarin bu dengeye en yakın olanıdır. Şimdi demin dedik ki margarin doymuş yağdır diyorlar. Ben de diyorum ki değil. Neden değil? Çünkü insanlarımızın, tüketicilerimizin, hatta yüksek eğitimli çok insanımızın bilmediği bir gerçek var. Diyorlar ki şu sıvı yağ şişede duruyor, sıvı yağ. Bu da pakette katı yağ. Bunlar fiziksel görünümlerdir. Oda sıcaklığında sıvıdır, oda sıcaklığında katıdır. Doğru. Fakat her yağ, dünyada bulunan her cins yağ, görünüşü, fiziksel görünümü ne olursa olsun, bu demin bahsettiğim 3 yağ cinsinin yahut da 3 yağ asit cinsinin 3'ünden de değişik oranlarda içerir. Şimdi o likit yağ, yani doymamış yağ dediğimiz yağların içindeki tek tek doymuş yağ oranlarına bakalım. Mesela solda soya yağı %16 doymuş yağ var içinde. Likit yağ ama doymuş yağ %16. Ayçiçeği %11. Kanola en azıdır %7. Mısır %13 civarında. Zeytinyağı %15 civarında. 14-17 gibi. Keza bizim kase margarinde aynen zeytinyağı gibi %15-17, 14-17 arasındadır. Fakat şimdi eğer insanlar doymuş yağdan kaçıyorsa ve doymuş yağ diye margarinden kaçıyorsa yanlış olan bu. Çünkü yediğimiz likit yağlarda da doymuş yağlar var. Birinci yanlış bu. Sonrakine gelelim. İkinci olay, margarin kolesterol yapar. Margarinde kolesterol vardır, pardon. Kolesterol vardır. Tamamen yanlış. Neden? Ne dedik? Margarin artık tamamen bitkisel margarin. Türkiye'de zaten hayvansal margarin olmadı. Yine bilimsel bir gerçek var ki, kolesterol, daha doğrusu steroller bitkilerde bulunur. Hayvanda bulunan sterolün adı kolesteroldür. Kolesteroldür. Sterol deyince bitkiler, kolesterol deyince hayvansal gıdalar gelir. İşte margarin tamamı bitkisel olduğu için, hatta margarine katılan sütün yağsız süt olduğunu da belirtelim, olduğu için margarin tamamen bitkisel yağlardan üretilir ve kolesterol içermez.
Üçüncü bir gerçek, margarin trans yağı içermez. Ne dedik? 1994'te trans yağ bulundu. Bunun üzerine endüstri olan tedbirini aldı ve artık margarinlerde trans yağ yok Türkiye'de. Ve paketlerde bu şeyi görürseniz, damgayı görürseniz buna mutlaka inanın. Çünkü bu damganın patent sahibi MÜMSAT derneğidir. Ve MÜMSAT'ın kontrolünden geçmedikçe hiçbir zaman bunu kullanamaz. Ayrıca da biz belirsiz zamanlarda piyasadan üye firmalarımızın margarinlerini toplayıp analiz yaptırıyoruz. Durum nedir diye. Böyle de bir otokontrol sistemi içindeyiz. Şimdi tekrar trans yağa dönüyorum. Ne demek trans yağ ve neden yok? Trans yağ nasıl meydana geldiğini margarinde söylemiştim. Bunun da elimine edildiğini, yok edildiğini söyledim. Şimdi 96'da trans yağlar konusunda bilimsel gelişmeler oldu. Ve ismi hidrojenasyon metodu yerine interesterifikasyon ve fraksiyon yöntemleri kullanmaya başladı. Türk endüstrisi bu gelişmeleri takip etti. 2000'lerin başında demin söylediğim gibi bazı firmalarda başladı. Fakat Türkiye'de trans yağın tamamen tamamlanması 2007'yi buldu. 2006'nın sonunu. Ve bu aynı yılda da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı etiket tebliğinde Türkiye'de trans yağ oranı %1'in altında olan herhangi bir gıda, yalnız margarin değil, herhangi bir gıda etiketleme tebliğine göre trans yağ içermez diye beyan edilebilir. Şimdi trans yağ yoktur diyoruz ama birin altındaysa diyoruz böyle. Şunun da teknik izahı ya da bilimsel izahı şu. Şimdi günlük enerjinin %30'u yağlardan gelecek dedik. Bunu da bir diye ayırdık. Fakat trans yağın kendisi doğada var. Tereyağında %5 trans yağ var. Geviş getiren hayvanların bütün ürünlerinde var. Ette var, sütte var, yumurtada var. Bu nedenle trans yağ büsbütün, yani aman hiç yemeyin, sıfır olsun diye bir bilimsel kural yok. Enerjinin %1 ile 2 arası trans yağdan gelebilir deniyor. Onun içindir ki bu günlük yenilen margarin miktarına bakarsanız %1'in altı dediğimizde 0.3 ile 0.7 arasındadır bugün pratikte. Yoktur kelimesi buradan geliyor. Dünya ile mukayese edersek, Avrupa ile mukayese edersek, bu tamamen derneğin isteği üzerine yapılmış bir çalışmadır. Yani Türkiye'de trans yağ üretmeyin diye bir kodeks, trans yağlı ürün yapmayın diye bir kodeks, bir teklif yoktur. Tamamen gönüllü olarak yapılmıştır. Amerika'da son senelerde tamamlandı. Birçok eyalet trans yağ oranı çok yüksekti. Avrupa'da hala bir birlik yok. 1, 2 ve 4, %4'ler konuşuluyor. Onun için Türkiye trans yağ konusunda çok önemli bir olaysa bunun çok ilerisinde. Evet, bu esnafta, bu standartta olan bir yerde trans yağ yoktur etiketini taşıyabiliyor. Şimdiye kadar anlattıklarımı bir toparlayacak olursak, niye modern margarin dediğimizi de bulmuş olacağız. Bir kere bir, tamamen bitkisel yağ içerir. Yani kolesterol de içermez, trans yağ içermez ya da pratik olarak %1'in altındadır. Doymuş yağ oranı özellikle kase margarinlerde neredeyse sıvı yağların içeriği kadardır. Kase margarinler özellikle, paket margarinlerde tabii biraz daha fazla. Ve 5, 10 gramında 54 kilokalori enerji vardır. Yine bir yanlış algı var özellikle diyet yapanlarda, zayıflamayı düşünenlerde. Ben sıvı yağ yerim, zayıflarım. Çünkü onun kalorisi daha azdır. Neden? Sıvı göründüğü için dediğim gibi hem hafif görünüyor hem light görünüyor. Reklamlarda da insanlar uçuyor. Onun da verdiği bir etki var. Oysa onun içindeki yağ %100 yağdır. %100 yağdır. Yani yağın 1 gramının, yani 10 gram demişim burada, yağın 10 gramının verdiği enerji 91 kilokaloridir. Sıvı yağların hepsinin. Ama margarinlerde eğer kase margarin ise %60, 60'ı 9 ile çarparsak 54 kalori. Pakette 70, 70'i çarparsak 63 kalori. Demek ki şeyin
margarinlerin kalori değeri de az. Şimdi trans yağ içermezden giderek bir şey söylüyorum. Kolesterol içermez dedik. Kolesterol içermez ama margarin kolesterol yapabilir şeyi vardı bundan 10 sene öncesine kadar. Neden? Çünkü trans yağ en çok kolesterolü tetikleyen şey. Trans yağ doymuş yağınızdan 10 katı kadar kolesterolü, yani kolesterol de demek yalnız başına olmaz. Belki damar kardiyovasküler riski demek lazım. 10 kat daha fazla. İşte bu nedenlerle artık bu margarinin 143 yıllık öncesi margarinle hiçbir alakası yok. Halbuki bu konuşulanların maalesef hepsi eski, yani 143 yıl olmasa bile 30-40 yıl önceki verilere dayanarak konuşuluyor. Burada bir bilgi olsun diye bizim üyelerin margarinleri birçoğunu görüyorsunuz, belki de kullanıyorsunuz. Biz ne yapıyoruz bunu anlatırken? Buraya yaptığımız, geldiğimiz hem sizin bize teveccühünüz hem de bizim faydamıza olan bir çalışma. Ama esas biz çalışmaları sektörün liderleri aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Bunları bilgilendiriyoruz. Bunlar arasında tabii başta kardiyologlar ya da üst kardiyolog profesörler geliyor. Bunların toplantılarına gidip bilgilendiriyoruz. Artık onlar öğrenip kendileri ve beslenme uzmanları margarinin yerinde. Demin hocam galiba Ayşe Baysal Hanım'dan bahsettiniz siz. O artık o biliyor, anlatıyor. Şimdi besleyici ve uygun bir fiyatı var. Şimdi deniyor ki Türkiye'de bazı hocalar, bazı yazarlar, bazı sağlıkçılar diyelim daha doğrusu. Ya kardeşim mis gibi zeytinyağı varken niye margarin yiyelim? Niye yiyelim? Bir çeşitlilik var. İki, ben salatama margarin koyamam ama keki de zeytinyağından yapamam. Ya da ayçiçek yağından yapamam. Yapanlar var mı? Var. Ama o başka mesele. Şey olarak doğrusunu yapmak istiyorsan. Peki, herkesin zeytinyağı yiyebilmesi için Türkiye'ye tam 1.600.000 ton yılda yağ lazım, zeytinyağı lazım. Dünyadaki zeytinyağı üretimi 3.5 milyon ton. Demek ki dünyanın üretiminin yarısını biz toplayacağız. 2 zeytin, 2, 3 fiyatının da 4 lira olması lazım. Hangi zeytinyağı 4 lira? Bu gerçekleri bilmeden zeytinyağı yiyin demek, o zaman zeytinyağı bir üst sınıfım mı diyeyim, bir sınıf ayırmak istemiyorum ama bir lüks gıda maddesi oluyor. Evet, yani geliri çok yüksek olanlar ben zeytinyağı yerim der. Ama Türkiye'nin genelinde olacak bir şey değil. Sıvı yağlar, diğer sıvı yağlar, onlar da kullanılabilir. Onların da fiyatı daha ekonomik. Ama margarinin sırf bu söylentiler nedeniyle yemiyorsanız onun yanlışlığını anlatmaya çalışıyorum. 360 derece bilgilendirme yapıyoruz. Yani hem televizyon hem basın yoluyla tüketicilere bilgilendirmeler yapıyoruz. Medyada toplantılar yapıyoruz. Bilim dünyasıyla demin dediğim gibi özellikle sağlık dünyasıyla iç içe yaşıyoruz. Web siteleri var, broşürler var. Bunlardan bir tanesi bugün arkadaşların size dağıttıkları. Mesela bir kalp sağlığı uzmanı diyor ki, margarin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme kuralları içerisinde tüm yaş grupları için daha çok tatip edilebilecek bir yağ alternatifidir. Alternatif olmaktan çıkarmamak lazım. Ve Amerikan Kalp Cemiyeti, American Heart Association, AHA, Ekim'de iki tane şey yayınladı bu senenin, yani iki ay önce iki tane görüş yayınladılar web sayfalarında. Kısaca bu diyor ki, bu yazı, tereyağı hem dönmüş yağ asitleri hem de kolesterol açısından zengin olduğunda potansiyel olarak aterojenik bir gıdadır. Yani damarların bloke olmasına neden olan bir yiyecek. Çoğu margarin bitkisel yağdan yapılır ve beslenme kaynaklı kolesterole neden olmaz. Bunu diyen Amerikan Kalp Cemiyeti. Bir başka şey, Kasım'da bunu da yaptılar 1,5 ay önce. Beslenme açısından bakıldığında kan kolesterol düzeyini etkileyen önemli faktör doymuş yağ ve trans yağ asitlerinin gıdanın içerisinde ne kadar bulunduğudur.
fazla uzatmayayım. Margarin seçerken üzerindeki etikette sıfır trans yağ olanı tercih etmek deneyimsizdir. Unutmayın ki bir değişiklik yapmak, tereyağından yumuşak margarine geçiş gibi güzel bir adımdır vesaire. Ama kolesterol de sadece bu değildir, kolesterolünüze dikkat edin. Yani kolesterolün 500, bütün kolesterolü içe sayıp her şeyi yiyeceğim. O doktorun tavsiyesine bağlı. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. 45 dakikamı ben uyduğumu zannediyorum. Hocalarımın iznini aldım. Şöyle bir şey var. Şimdi benim anlattıklarımın özetini benim yerime öğrencilerin ben yapmasını isteyeceğim. Ve 8 tane soru soracağım. Bu soruya ilk doğru cevap veren arkadaşı da burada hem kutlayacağız hem de ona küçücük bir şey vereceğim bizi hatırlasın diye. Evet, dikkat ediyoruz. İlk soruya geliyorum. Mimsat kimdir? Başka? Margarin. Peki, üretici sanayici aynı. Evet, siz birinci yıl kazanan sizsiniz. Margarin, hayvansal kaynaklı yağ içerir mi? Hayır. Siz bitmeden kaldırdınız. Bile yaptınız. Kase margarinlerin yağ oranı ne kadardır? Sen söyle, siz. Efendim? Kase aldım. Kase margarinlerin yağ oranı? %30. %60. %60. Teşekkürler. %14-17. 17 kase margarinlerindeki doymuş yağ oranı. Oysa kase margarinlerin içindeki emülsiyon yağ, su var, süt var, onun içindeki yağ oranı 60. Genelde 60. Dengeli beslenmede doymuş yağ, tekli doymamış yağ, çoklu doymamış yağ oranları nasıl olmalıdır? 1-1-1 olmalıdır. Peki toplam enerjimizin kaçını, yüzde kaçını yağdan almalıyız? %30. Efendim? %30. Peki. Peki zayıf çıktı. Toplam enerjinin %30'unu yağdan almak zorundayız. Bakın, almalıyız derken tavsiye değil, zorundayız. Çünkü yağsız bir hayat yok. Yağsız hayat, 3-5 sene yağ yemezseniz yaşınızın ne kadar üstünde gösterdiğinizi görürsünüz. Onun için hiç denemeyin bile. Fakat yağ yiyorsanız 1-1-1 oranını tercih etmeye çalışın. Mimsat üyesi firmaların margarinlerindeki trans yağ oranı nedir? 0. %1'den küçük. Tamam, dediğimiz buydu zaten. Sen ne söyleyecektin? Benim? Doğru ama 0-1-1'de 1'in altı dedik. Sizinki daha doğru ama sorunun cevabı o yeterli. Modern margarin nedir? Modern margarin nedir? Modern margarin nedir? Söyle bakalım. Söylendi o. Evet. 2007'den beri kullanılan doymuş yağ demek değildir. Su, süt ve yağ karışımı emisyon büyük var. Efendim diyor mu? Su, süt ve yağ karışımı emisyon var. Ama oraya herhalde mikrofon lazım. Var mı mikrofon? Trans yağ oranı %1'in altındadır. Pardon, kısel yağ içerir. Trans yağ oranı %1'in altındadır. Bire kolesterol içer mi? Peki, en yakın sizi kabul edeceğiz. Tekrarlıyorum. Modern margarin dediğimizde bütün bu son senelerde, son 10 yıllarda değişen, son 10 yıl diyelim öyle. Bir,
bitkisel kökenlidir. 2. Trans yağ içermez ya da %1'in altındadır. 3. Doymuş yağ oranı neredeyse likit yağlara yakındır. 4. Kolesterol içermez. 5. Kalorisi likit yağlardan daha düşüktür. Bu beşini söyleyene daha büyük bir şey vermek lazım. Amerikan Kalp Cemiyeti neden margarini öneriyor? Bakalım kim bilmiyor hocam. Söyle bakalım, son şansın ama. Hep çuvallıyorsun. Efendim? Şöyle demedi ya. Ya senin anladığın şey ama böyle bir damar tıkanıklığı falan. Hastaneye mi gideceğiz bundan sonra? Hiç öyle. Şöyle. Ha. Peki. Peki başka? Kim toparlayacak başka? Kolesterol olmaması, kolesterol olmaması ve hayvansal içerik bulunmaması içinde yağlar. Hayvansal yağlar olmaması ve kolesterol olmaması. Sonra? Ne diyor yani? Yani kalp kanıtlar neden olmamalı? Damar tıkanıklığı. Damar ve kalp kanıtlar olmamalı. Öyle değil mi ya? Evet. Kim dedi hastanesi? Ne yaptın? Şey mi geldi? Efendim? Efendim? Peki sen söyle bakalım. Sen. Tabii buradaki en doğru lan fiyatı mutlaka söylenen diğer yağlara bir alternatiftir. Neden? Neden? Çünkü margarine alternatif gibi gösterilen tereyağındaki doymuş yağ ve trans yağ oranı çok fazladır. Trans yağı sıfır olan margarinler bir alternatiftir. Hangisi en doğru cevap verdi? Hocam siz söyleyin. Sonuncu mu? Sondan bir önceki mi? Sonuncu mu? Sonuncu var mı? Bana vermeyin hocam. Oy çokluğuyla sen tutuşun. Burada galiba şeysin. Öğrenci de demeksin. Margarin neden kolesterol içermez? Bitkisel olduğu için. Teşekkür ederiz. Bilmiyorum hocam ne kadar zamanınız var ama eğer sual varsa... Aslında varsa buyurun sorun. Lütfen onu. Buyurun. Hocam şimdi sadece trans yağdan bahsettik. Yağın margarinin içindeki sadece zararlı olan trans yağ. Onun dışında insüline, pankreasın içindeki insüline falan da zararı olduğu söyleniyor ve şeker hastalıklarına yol açtığı da söyleniyor. Yani sadece trans... Kanser, şeker, hak kalbi, her şey margarinden geliyor. Okuduğum şeylere göre maalesef öyle. Ama sadece trans yağdan bahsettim. Sadece zararlı olan margarin içindeki trans yağ. Hani sadece trans yağdan mı böyle oluyor? Bir de en başta 1994'te itibaren trans yağın kaldırıldığını söylediniz. Sonradan 2007'de tamamen son bulduğunu söylemiştiniz. Hani bu da çelişki oldu. Şimdi çelişki değil, bir tarihçeden bahsettim. Teşekkür ederim soruna. Fakat evvela şunu söyleyeyim. Zararlıdır diye başladığında sen bir kere bu konuda negatif düşünüyorsun. Ben bunun yanlış olduğunu anlatıyorum. Zararlı bir şey değil margarin. O söylediğin bütün hastalıkları ben hatta ilave ettim. Margarin kanser de yapıyor, sinek konmadığı için hiçbir işe yaramaz falan. Bir sürü dedikodu var. Bu dedikoduların yanlışlığını anlatmaya çalışıyorum ben. Şeye geldiğimde 94'te keşfediliyor.
kardiyovasküler risk taşıyabileceği keşfediliyor. Zararlı kelimesi yok, ölümcül kelimesi yok, damar hastalığı kelimesi yok. Taşıyabileceği risk diyor. Bugün yediğimiz gıdaların, gıda mühendisleri, hocaların ve şeyler bilirler ki gıdada risk her zaman vardır. Yeterli, yani önemli olan dozajıdır. O içindeki etkin diyen maddenin. 94'te keşfedildikten sonra endüstri kendini yenilemeye alıyor. 2000'de Türkiye'de başlıyor. 2007'de, 2006'da tamamlanıyor. Yani 2006'daki bütün Türkiye'deki firmalar tamamlamış oluyor. Benim söylediğim oydu, çelişki yok. Bir tarihçi olarak anlattım. Fakat 2006'da bu tamamlanırken daha dünyada birçok ülkede, Amerika gibi ülkede, birçok eyaletlerde daha hiçbir tedbir yoktu, hiçbir şey yoktu. Onu ben anlatmaya çalıştım. En sadece transya demedim. Transya bunlardan bir tanesi. Transya da sıfırlanmış yahut da belli bir orana düşmüş. Doymuş yağ düşmüş. Bütün bunlar bugün margarinin yanlış değerlendirilmesini önleyen ve alternatif olarak tavsiye edilen şeyler. Tabii ki yanlış anlamayın. Biri geldi hep illa margarin yedi de, diye de tercüme edersiniz. Ben yiyin demiyorum. Ben size doğruyu anlatmaya çalışıyorum. Yiyin demek haddim değil ama çeşitli yiyin. Çeşitli yiyin. Buyurun efendim. Neydi? Servet mi? Servet, servet. Ben yoğunmuş gıdanın uzmanı değilim. Evet bizim şeyimizde ama şimdi ben daha iyi şey, bizim birbirine bizden çorbaya da söylentiler var. Çorba da var. Tarhana sever misiniz? Tarhana kullanır mısınız? Evet. Sever misiniz? Evet. Nereden alırsınız tarhana çorbasını? Kim yapar? Efendim? Nerede kurutulur o tarhananın içindeki şeyler? Damla, sokakta, bahçede. Ha, işte tarhana sisteminde nedir tarhana sistemi? Aldığınız maddelerin kurutulmasıdır. Hazır çorba da böyle yapıyor. Paketlerdeki çorba. Çorbanın içinde olması gereken işte domatesli, bilmem soğandı, maydanozlu, etli ne aklınıza gelirse hepsi kurutuluyor. Ama tarhananın geleneksel Türk halkının yaptığı şeyden farklı olarak tamamen hijyenik ortamda, kurutma tesislerinde kurutuluyor. Ve tamamen hijyenik karıştırıyor. Bütün şey bu. Hiçbir farkı yok tarhana yapılış şeklinde. Sadece ve sadece daha hijyen. Sokakta kurutulmuyor, damda kurutulmuyor. Öyle bir de avantajı var. Ve donmuş gıdaların, valla herkes her şeyi söylüyor. Donmuş gıda, donmuş gıda değil de dondurulmuş gıda diyelim ona. Öyle diyorlar zannedersem. Yıllarca konserve yapıldı, yendi. Konserve mi daha sağlıklı, donmuş gıda mı daha sağlıklı? Bir de ona bakmak lazım. Onu da düşünmek lazım. Çünkü donmuş gıda dediğimizde şöyle oluyor. Mevsiminde toplanıyor, 12 saat içinde işleme ve dondurmaya geçiliyor. Evlerde genellikle bu yapılır. Mevsiminde bazı şeyler alınır, torbalara konulur, buzdolabına konulur. İşte mevsim dışında hem ucuza hem de rahata yanmış olur. Ama onun dahi bazı sakıncaları var derler. Yani vitamin vesaire kayıtları var. Ben size onu anlatmayayım. Siz onları mutlaka daha iyi biliyorsunuz o teknolojide. Ya da öğreneceksiniz gençler bilmiyorsanız. Buyurun. Siz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şeye konuştuk. Olmadığını söylüyorlar. Bir daha söyle. Margarin alımında hani kullandığımız zaman kolay metabolizma olmadığı söyleniyor. Yani kolay mı? Metabolizma olmadı vücudumuzda. Kolay metabolizma olmadı. Metabolizma olmadığı söyleniyor. Ne oluyormuş yani? Yani kolay metabolizma olmuyor, parçalanmıyor. Yani onu parçalanmıyor, olduğu gibi gidiyor. Hayır yani, ama vücudumuzun anasını çok geç oluyor deniyor. Kolay etmiş. O da onu biliyorum ama benim şey saham değil bildiğim kadarıyla. Benim bildiğim bir tek şey var. Bir besin
ağza alındığı noktadan itibaren, andan itibaren sindirim başlar. Bunun bir kısmı çabuk olur, bir kısmı uzun olur. Ben sindirim de o bilimin uzmanı değilim. Metabolizma bir sistemdir bildiğim kadarıyla. O sistemin kolaylaştırıcı bir takım faktörler vardır. Onları da ben biliyorum diyemem. Ama yani ne lazımsa margarine söylendiği için ben bir şey etmeyin, aldırmayın derim. Genelde kötü imaj olduğu için... Ne kadar margarin yersiniz günde yeseniz? Çok değil, hani kahvaltıda mı var? Kahvaltıda bir dilim ekmeğe sürseniz 10 gram tutmaz. Yani. Yemekte sizin şeyinize düşen yine 5-10 gramdan fazla değildir. 5-10 gram margarin yediğiniz o 2000 kalorilik şey gayet mükemmel. 5 gram, 10 gram margarin metabolizmayı bozacak. Belki de olur. Teşekkür. Ne diyorsun hocam? Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben margarin içindeyim. Sıra kas kemiklerini soracağım. Bir de margarin nasıl kalıp harcanıyor? Nasıl? Kalıp harcanıyor. Benim kalıbı var. Buzdolabında da koyduğumuz zaman bazıları çok yumuşak duruyor. Buzdolabında ne oluyor? Buzdolabında koyduğumuzda bile yumuşak durabilenler margarin olanlar var. Dışarıda da kalıp şeklinde duruyorlar. Bunlar nasıl kalıp şeklinde duruyor? Nasıl yapılıyor? Biliyor musun? Katkı maddeleri. Katkı maddelerinden vitaminleri söyledim. Renk, aromadan bahsettim. Bundan söylemediğim ne var? Şey var, emisifayerler, emisyon emisyon yapıcı maddeler var içinde. Ki onlar da yine yağ bazlı maddelerdir. Trigliserit değil, mono ve digliseritlerdir. Yani yağ bazlı diyebiliriz onlara da. Şimdi aynı doymuş yağ oranında bir sıvı yağla aynı doymuş yağ oranındaki margarin birisi katı görünüyor, birisi sıvı görünüyor. Nasıl oluyor bu diye soruyorsun değil mi? Tamamen fiziksel yöntemlerde. Margarin üretiminde kimyasal reaksiyon, kimyasal madde ancak yağın, ham yağın temizlenmesinde vardır. Yani doğadan gelen ham yağ, işte yağ asitleri, entriteler, renk maddeleri, koku verici maddeler. Bunlardan temizlenirken kimyasal reaksiyonlar vardır. Fakat margarinin sıvı halden katı hale çevrilmesindeki esas proses fiziksel kristalizasyon yöntemidir. Kristalizasyon, yoğurma diyebiliriz ona belki Türkçe olarak. Yoğurma, kristalizasyon ve ondan sonra da belli bir saat, belli bir sıcaklıkta ki bu 12-14 derece arasında olmalıdır. Bekleme o kristal yapısının devamlılığını sağlar. Yeter ki kristal yapısının bozulacağı yüksek sıcaklığa çıkmayın. Kase margarinde paket margarinden farklı olarak frigorifik olarak taşınır. Frigorifik olarak taşınır. Soğuk zincirde taşınır. Böyle taşınması halinde de bir erime söz konusu olmaz. Bir de kimyasal işlemlere tabi su mu? Söyledim işte. Temizlenme işlemi var. Hayır, margarin için yağın margarine elverişli yağ o hale gelebilmesi için ham yağdan başlanır. Hepsi ham yağdan başlanır. Bütün yağ cinslerinde. Ondan sonra çeşitli temizlenme aşamalarından sonra bir karışım haline gelir. Ondan sonraki aşamadan bahsettim ben size. Bütün yağlarda vardır kimyasal şey. Fiziksel rafinasyon diye rastlayabilirsiniz. O da kimyasaldır aslında. Sadece bir tek şeyde yoktur kimyasal işlem. Söyleyiniz virgin sızma. Sızma zeytinyağında yoktur kimyasal işlem. Sadece fiziksel süzme, sıkma ve süzme işlemi vardır onlar. Fakat Türkiye'de şayet şu anda kişi başına 1 kilo zeytinyağı kullanılıyor. 80 bin ton gibi. Bunun yüzde ancak 15 veya 20'si sızmadır. Onun dışındaki 60 bin ton kadar zeytinyağı da kimyasal reaksiyondan geçer. Aynı diğer yağlar gibi. Evet. Herkes duysun, orada söyleyeyim. Bu margarin içinde kullanılan yağlar genellikle margarin yağları mı yoksa diğer yağlar da kullanılıyor?
Demin konuşmanın başında şöyle söyledim. Dünyada işte 150 milyon ton yağ üretiliyor. 180 milyon, 170 milyon üretiliyor. Bunun 150 milyonu 17 cins yağ olup, bitkisel yağ olup sanayide kullanılabilen yağlardır dedim. Bunlar içinde dünyada en büyük yeri tonaj olarak iki yağ alıyor. Bir tanesi palm yağları. Palm yağları derken palm yağı değil, onun fraksiyonları, en ince fraksiyonuna kadar giderseniz yumuşak, sıvı bir yağ olur. Demin de söyledim, dikkat ettiyseniz, bir kısmı hidrojenasyon yerine fraksiyon, modifikasyon tekniği olarak fraksiyon da kullanılıyor dedim. Palm de öyledir. Palmin kendisi en çok, söyleyeyim, doymuş yer içeren bir yağdır. Ama fraksiyonlarında o şey yoktur, ayrılır. İkincisi soya yağı. Palmden soya dünyada yaklaşık olarak toplam yağ cinslerinin %75'ini teşkil eder. Ondan sonra 17 çeşide tamamlamak için Türkiye'de olan ayçiçek de pamuk var sadece. Soya çok az var. Kanala yok denecek kadar az var. Diğerleri palm yağları, mısır yağı çok az var, ithal edilir. Mısır yağı da margarinde kullanılmaz zaten. Teşekkür ederim. Efendim? Tamam. Son soru dedi daha hocam. Arkadan bir ses var. Efendim? Pardon. Bir arkadaşım. Tamam. Orada. Öncelikle hoş geldiniz. Ben... Bir el kaldırır mısın? Ha, buyurun. Gıda mühendisi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Evet. Siz günlük olarak margarini kendi mutfağında ne kadar, hangi miktarlarda kullanıyorsunuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da margarin içerisinde süt, su, doymuş, doymamış yağlar, bitkisel yağlar olduğunu söylediniz. Bunlar işleme aşaması var doğal olarak. Nesi var? İşleme aşaması da var. Ve bunun için de gerekli maliyet istiyoruz. Gerekli maliyet, gerekli harcanan bir maliyet var. Ama biz aldığımız zaman oldukça düşük fiyatlarda bunu alabiliyoruz. Bu sizce bir çelişki değil mi? Bu kadar ucuz fiyatlarda biz bir yağ tüketiyorsak yani mutlaka diğer kullandığımız yağlardan zararlıdır. Bunu göstermek istiyoruz. Tamam, ben mesajı aldım. Bundan sonra söylüyorum arkadaşlar, pahalı yapsınlar. Teşekkür ederim. Pahalı olunca demek ki daha kolay alınıyor. Teşekkür ederim. Şaka bir yana ben sizin endişelerinizi şey etmeye çalışayım. Bir kere evimden başlayayım. Bir kere birinciden başlayayım. Yakına gelirsen fit olmadığını görürsün ama idare ediyorum. İkincisi, evimde her türlü yağ bulunur. Her türlü yağ bulunur. Yalnız margarin kullanırken kendi kullandığım fabrikanın yağlarını kullanmayı duygusal olarak tercih ederim. Her türlü yağ bulunurken şöyle bulunur, kase bulunur, paket bulunur, paket bulunur ve benim eşim söyleyiniz pasta börek denilen şeyleri çok yapmayı sever ve tabii ki margarin kullanır, paket margarin kullanır. Onun dışında zeytinyağı, sonralarda zeytinyağı, bazı yemeklerde, soğuk yemeklerde zeytinyağı, pilavda tereyağının benzeri çok iyi bir yağ var, propaganda yapmamak için söylemeyeceğim, onu kullanırız. İşte böyle. Kimyasal işlemlerden geçtiğini demin söyledim. Tabii hepsi bir maliyettir. Yağın fiyatı ve o maliyetler üzerinde bir çalışma yaparsanız bunların doğru olduğunu görürsünüz. Hiçbir firma aman koyayım da ucuza satayım ya da maliyetin altında satayım diyemez. Size ucuz gelen her bir şeyde kötü olarak bakmayın. Siz sadece açıktan aldığınız ve bilinmeyen, tanınmayan, merdiven altı olan üreticilerin mallarına dikkat edin. Dünyaca tanınmış şirketlerin kalkıp yağ içine ne koyacaklar, ne koymasını tavsiye edersiniz? Ne margarinde ne olabilir yani, ne tavsiye, ne kuş kullandırıyor siz, onu söyler misin? Ucuzlatıcı ne konuyor içine acaba sizce? Yani o şüphelerden arının, yok böyle bir şey. Evet.
yani söylediği miktarlarda süt kullanılmıyordur ya da doymamış yağlar kullanılmıyordur. Ve süreç içerisinde ufak katkı maddeleri olduğundan fazladır. Artı trans yağ denilen yağda gerekli miktarda söylenildiği yerlerin altında olduğu yani şüpheleri tüm Türkiye'de zaten biliniyor, bilinen bir gerçek. Ayrıca bir defa yani bu trans yağ değerleri okullarda hani söylenildiği gibi %1'in altında falan. Benim yalan söylediğimi söylüyorsunuz. Ben bu kadar yolu yalan söylemek için çektim yani. Ama şöyle bir şey, bir defa öncelikle sizin kendi firmanızda da bu yağla ilgili helal gıda sertifikası bulunmuyor. Efendim? Helal gıda sertifikası da yok. Hani böyle. Yani size bir kadar güzel tüketici olarak ve gıda mühendisleri olarak toplu bu şüpheler oluşuyor. Yani sadece bize hak verirsiniz şimdi bu noktada. Şimdi kardeşim kızım. Siz bu düşüncelere gerçekten sahipseniz siz zaten fit kalırsınız, hiç merak etmeyin, hiçbir şey yemeyeceksiniz. Bir kere böyle bir durum var. İkincisi, aldığınız büyük firmaların arkasında okuduğunuz bilgilere inanır. Ben burada 50 senedir bu sanayide çalışıyorum. Kalkacağım, geleceğim ve buradaki gençlere, yarın mühendis olarak hayata atılan gençlere, buradaki saygıdeğer hocalarıma olmayan şeyleri, yanlışları söyleyeceğim. Siz buna inanıyorsanız zaten sizin düşünme tarzınızda bir bozukluk vardır. Önce onu ayarlayayım derim ben. Çok özür dilerim. Yani buna cevap vermek bile benim için üzücü. İçine mutlaka bir şeyler katmışsınızdır. Son soru iyi olmadı. Hocam, kulaklarda kalan şey olacak. Buyurun hocam. Hocam yaklaşık 2 ay kadar önce Adana'dan işte firmasına ait Morsuzlar grubunun düzenlediği işte çılgın fikirler, yeni buluşlar isimli toplantıda aynı masada beraber yemiştik Metin Bey. Sizinle yemek yemiştik. Bu davetinizi o zaman gerçekleştirdik. Sağ olun, kırmadım. Üniversitemize geldiniz. Ben teşekkür ederim. Şereflendirdiniz. Son derece güzel, kısa ve özlü bir sunum yaptınız. Biz teşekkür ediyoruz her şey için. Şimdi ben kısaca, zaman da daraldı. 4'te programımız var biliyorum. Şimdi sicili bozuk tırnak içerisinde belirtiyorum. Bir ürün olarak addediliyor margarin. Bunu siz de konuşmanız sırasında dile getirdiniz. Şimdi acaba bu margarinin bu şekilde bir şeye sahip olmasında, söyleme sahip olmasında mesela basın yoluyla, TV yoluyla yapılan bazı reklamların etkili olduğunu düşünüyorum ben. Çok değil, düne kadar mesela işte ismini vermeyeyim bir firma, işte margarin kolesterol içermez şeklinde ya da bizim margarin kolesterol içermez şeklinde reklam yapıyordu. Yani siz de konuşmanızda dile getirdiniz zaten margarin kolesterol içermiyor. Şimdi kolesterol biliyoruz ki hayvansal bir sterol, hayvansal ürünlerde bulunuyor. Oysa margarin tamamen bitkisel orijinli bir gıda maddesi olduğu için tabiatıyla içeriğinde kolesterol barındırmıyor. Ama sanki bu firma reklam yaparken benim ürettiğim margarinde kolesterol yok, diğerlerinde var gibi bir yanlış intibaya yol açtı. Dolayısıyla geniş halk kitlelerinde bu önemli bir sorun oluşturdu. Yine bunun yanı sıra çok önceleri ben yine hatırlıyorum işte ismini de vereyim. Olin iki kere rafine diye reklam yapıyordu. Sanki diğer yağlar tek kez rafine ediliyor da sadece Olin firması iki kez rafine ediliyormuş gibi. Oysa biz biliyoruz ki rafinasyon iki aşamadır. İlkinde tüm kaba kirlilik unsurları, safsızlık maddeleri ortamdan ayrıştırılır. İkinci ve son rafinasyonda ince hususlar ele alınır. Şimdi bunun gibi işte bir takım yanlış söylemler var ve bunlar sanıyorum margarinin yanlış anlaşılmasında önemli görev üstleniyor. Acaba diyorum MÜMSAK olarak biraz daha etkin rol alıp bu tür panelleri, konuşmaları daha fazla yapmanız ya da çeşitli TV kanallarında da konuşmanız daha yararlı olur diye düşünüyorum. Bir de son olarak siz grafik olarak da gösterdiniz. Yani ülkemizde margarin üretimi giderek azalıyor. Özellikle son yıllarda çok önemli olmasa da %20 düzeyine var bir azalma var. Bunun yanı sıra günlük 7.3
3 kilogram diye şey yıllık ortalama 7 kilogram margarin tükettiğimizden bahsettiniz bir insan olarak. Gündeliğe vurduğumuz zaman bu yaklaşık 20 gram gibi küçük bir rakam yapıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman yani tüketim miktarı son derece sınırlandırılmış bir ürün. Tabii bunu da işte az evvel de söylediğim gibi yani olumsuz empoze edilen durumlar son derece önemli. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Zaten siz de bu önemli bir kanıtsınız. Kevser arkadaşımız da dile getirdi. Maşallah 75 yıllık bir ömür var sizin geride bıraktığınız. Maşallah bizlerde taş çıkaracak içinde de ders anlaştık. Çok da transiyah yedim ben. Ben biraz daha şey yapılsa sanıyorum bu sorun ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ederim. Yani şöyle ekibimize çok teşekkür ederim. Ekip ben bu kadar burada bulunmaktan ben de memnunum. Ben elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Günlük hayatımda olmadığı için artık daha doğrusu yöneticilik görevimi bir yerde bıraktığım için daha çok yapmaya çalışıyorum ama Türk insanı maalesef demin de sizle sohbetimiz sırasında konuştuk. Negatifi seviyor. Türk insanına bir kötü bir şey söylerseniz işte bu çok yüksek eğitim almış insanlar bile olsak maalesef o negatif şeye inanıyoruz. Doktor söyledi çünkü diyorlar. Mesela öyle diyorlar. Fakat uzman söyledi demiyorlar. Çünkü uzmanlar konuşamıyor. Bir TV kanalına çıkmak isterseniz öyle epeyce bir para bastıracaksınız. İkincisi karşınıza bir zıt fikir alacak. Zıt fikir tersini söyleyeceği için de sonuçta galip o olacak. Çünkü Türk insanı negatif ediniyor. Ben margarine yedim. Şimdi bakıyorum burada da yani genellikle negatif taraflar daha fazla şey etmiş, yer etmiş. Doğal, bütün okuduğunuz, seyrettiğiniz olaylar böyle doğal mı? Bunu bunları karşıya geçip muvaffak olmak bu tezlere karşı çok kolay değil. Bu bir iğneyle kuyu kazma meselesi. Ben burada kendimce katkılarda bulunmaya çalışıyorum. Dediğim gibi tıbbi çevrelerde konuşuyoruz. Tıbbi çevrelerde bir doktor, mesela ne bileyim ben gıda mühendis diyelim genel olarak müspet ilim insanları bir kendi alanlarında bir şey sorulsa bile eğer yeni bir soruysa, çalışılmamış bir soruysa, rastlanmamışsa bir dakika kardeşim, enteresan bir soru, ben bunu bir inceleyeyim, size döneyim deriz. Ben şahsen böyle yaparım. Eminim sizler de böyle yapıyorsunuz. Ama doktorların bu şansı yok. Ben bizzat doktorun ağzından duydum. Diyor ki, ben bunu bilmiyorum, bir inceleyeyim dediğim anda benim bütün müşterilerim, hastalarım kaçar diyor. Bu doktor hiçbir şeyden anlamıyorlar. Adam da haklı. Ama hocam, yani bak doktor bey, sayın profesör, madem ki bunu söylemek zorundasınız, o zaman lütfen oturup karıştırın biraz. Neler değişmiş? Sadece 1968'deki öldürücü mikrop yenilmiş, bilmem 2022'de kanserin ortadan kalkmış değil. O zaman madem ki bunu konuşuyorsun, bunu da öğrenmen lazım. Dediğimizde şey tartışma bitiyor. Çünkü orada bir şey diyemiyorlar. Ama konuşmaya devam ediyor. Ben çok özür dilerim, bir hikaye anlatacağım. Şuramda bir şey çıktı, ondan küçük bir şey, aldırmamı tavsiye ettiler, gittim. Operatör, doktor, onu tam hazırladı, bıçağı falan, her şeyi alacak. Ne yapıyorsun bakalım, anlat dedi. Ben işte anlattım, şurada çalışıyorum, bir de derneğim var, margarini anlatmaya çalışıyorum dedim, bu arada bakayım ne diyecek diye. Aa biliyorum dedi, ben sizi tanıyorum çünkü ben eşime mektup yazmışsınız dedi. Valla margarine sataşmışsa yazmışımdır dedim, o da benim görevlerimden bir tanesi dedim. Evet dedi, 3 sayfa mektup yazmışsınız dedi, neyse. Valla umarım etkisi olmuştur dedim. Affedersiniz, eşinizin branşı nedir dedim. Kulak, burun, boğaz dedi. Teşekkür ederim dedi. Yeterli mi? Kulak, burun, boğaz mütehassısı margarin yemeyin diyor. Neden? Neden? Efendim? Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bana doğru cevap veren öğrencileri buraya davet edebilir miyim? Evet.
Teşekkür ederim.